Çocuğa kitabı nasıl sevdirebiliriz? Öncelikle bunu olabildiğince küçük yaşlarda başlamak lazım. Ne kadar küçük? Olabildiğince küçük, yani bebeklik çağlarından itibaren. Sizi gözüyle takip etmeye başladığı andan, sizi dinleyebilmeye başladığı andan itibaren. Diyelim ki o kadar küçük zamanları kaçırdınız, yakaladınız ilk andan itibaren. 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş. Çocuğun dünyasını öncelikle kitaplaştırmak lazım. Ailelerimiz bu noktada yanlış bir yerden yaklaşıyorlar ve hata yapıyorlar. Yani çocuğun dünyasını kitaplaştırmadan onun ilgisini çeken, onun dünyasına dahil olan anne, baba, televizyon, bilgisayar, oda, kitaplık, kütüphane, gördüğü şeyler, duyduğu şeyler, dokunduğu şeyler kitaplaştırılması lazım. Emek vermeden bir şey elde etmek dünya koşullarında mümkün değil. Kitap için de önemi kadar emek verilmesi, önemi kadar zahmet gösterilmesi gerekiyor. Çocuğun dünyasının kitaplaştırılması gerekiyor. Bunun için anne ne yapacak? Bir tane kitap alacak, çantasına koyacak. Çantada anahtar vardır, cüzdan vardır, başka şeyler vardır. Bir tane de kitap olacak. Birazcık zahmet göstereceğiz. Baba yine aynı şekilde yanında bir kitap taşıyacak. Evindeki, iş yerindeki masasının çekmecesine, masasının üzerine, arabaya bir kitap koyacak. Çocuğun dünyasını kitaplaştıracağız. Eve süreli yayın alacağız. Haftalık, aylık, 3 aylık dergi olabilir bu. Gazete olabilir bu. Böylelikle birazcık bu konuda emek vereceğiz. Heves önemlidir. Çocuğun heves duygusunu da değerlendireceğiz. Çünkü heves hedefe dönüşebilir. Bir şeyi özlüyorsa, o özlediği şeylerden bir tanesinin kitap olmasını sağlayacağız. Bir şeye özeniyorsa, özendiği şeylerden bir tanesinin kitap almak veya kitap okumak olmasını sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Yine aileden başlıyor. Anne alışveriş listesi hazırladığında içine mutlaka kitabı da koyacak. Baba bir ihtiyaç listesi hazırladığında, bir bütçe hazırladığında, dışarı çıkıldığında, uğranacak yerler planlandığında, işte pikniğe gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim, alışverişe gidelim, kitapçıya da gidelim. Bu hafta kitapçıya uğramadık. Gidelim, uğrayalım. Mutlaka uğramalıyız. Hangi yeni kitaplar çıkmış acaba? Hangi yeni yazarlar katılmış acaba bu kervana? Hangi kitaplar çok satıyormuş acaba? Heves. Dikkat ederseniz şu ana kadar çocuğa şunu söyleyin, şu talimatları verin, şu cümleleri kurun diye bir önerim olmadı. Çünkü öncelikle biz büyüklerin bazı şeyleri bilmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz çocukları değiştirmek kolaydır. Onlar değişime zaten açıktır. Açtırlar adeta. Çok çabuk kaparlar. Ama büyükleri değiştirmek ve geliştirmek gerçekten oldukça güç bir şey. Onun için büyüklerin bilmesi gerekiyor. Kitap nedir? Kitabın önemi nedir? Kitapta bazı bilgiler vardır. Özellikle çağımızda bilgi dediğimiz zaman hem güçtür hem zenginliktir. Aynı zamanda ve bunlardan önce kitap insan bünyesini, insan beyninden başlayarak insan bedenini en verimli, en etkin kullanmanın yollarını açan hem bir neden, hem bir sebep, hem de bir sonuçtur kitap. Kitaptaki bilgiden bahsederken kitabın anlattığı, yani sözel olarak veya yazı olarak anlattığı bilgiyi kastetmiyorum sadece. Diyelim ki bir kitap aldınız, dilini hiç anlamıyorsunuz, İspanyolca yazılmış veya bilmediğiniz bir başka dilde yazılmış. O kitap bile bakana ve görene çok şey anlatır. Öncelikle bir cisimdir. O kitap bazı maddelerden üretilmiştir. Nasıl üretilmiştir acaba? Hangi aşamalardan geçerek kitap haline gelebilmiştir? Nasıl yazılmıştır? Kim yazmıştır? Kim çevirmiştir? Kim redakte etmiştir? Kim edit etmiştir? Editörlüğünü yapmıştır? Hangi dilde yazılmıştır? Nasıl yazılmıştır? Nasıl çevrilmiştir acaba?
Buna da beraber sanat açısından bir değeri var mıdır? İllüstrasyonlar var mıdır? Tabii bir tasarımı var mıdır? Çocuğun dünyasını kitaplaştırmak demiştik. Birkaç şey daha saymak istiyorum. Örneğin bir kitap kumbarası. Hani para biriktirme kumbarası yapıyoruz ya. İki tane kumbara alacağız. Bir tanesi kitap kumbarası olacak. Harçlık verirken diyelim ki 10 lira vereceksiniz. 8 lirasını normal harçlık, 2 lirasını da kitap parası olarak vermek. Böylelikle en azından aile içerisindeki dünyasını kitaplaştırmış olacağız. Bir de aile dışında yani çevreyi de buna dahil edebiliriz. Örneğin okulda kütüphaneye üye olmak gibi veya mahallede varsa, ilçede varsa o kütüphaneyi bilmek ve üye olmak gibi. Bununla beraber internette kitapla ilgili forumlara üye olmak, oradan mailler ve bildirimler almak şeklinde olabilir. Çocuğun dünyasını kitaplaştırırken ev dışında yapacağımız şeylerden iki örnek daha vermek istiyorum. Bir tanesi kitap fuarlarına katılmak. İkincisi sosyal sorumluluk projesi yürütmek veya var olan bir tanesine katılmak. Ne gibi? Çocuk esirgeme kurumu için kitap toplamak olabilir. Veya yakınımızdaki bir ilkokul için kitap kampanyası düzenlemek. Veya köyümüzde acaba bir kütüphane var mı? Eğer yoksa nasıl inşa edilebilir? Nasıl kitap tedarikinde bulunulabilir? Bunu etrafımıza duyurmak, bu kampanyayı yürütmek, kitapları toplamak. Kitapları tedarik ettikten sonra da eğer gidebiliyorsak, yapabiliyorsak arabamıza atlamak, otobüsümüze atlamak ve o kitapları kendi ellerimizle teslim etmek. Belki ufak bir tören yapmak, fotoğraflar çektirmek ve o günü güzel bir şekilde anılaştırmak, yani kitaplaştırmak.